Açık, istediğinizi yazabilirsiniz. Manchester United Beşiktaş maçını anlattığımda her yerinden öpüyorum Müştü dedikten sonra Beyazıt Öztürk, sevgili Beyazıt abi, beni aradı. Dedi ki Ertem programa gelir misin Cuma günü Beyaz Şov'a? Tabii ki gelirim dedim. Bana sordu, dedi ki hangi takımsın canlı yayında? Ben dedim Beşiktaşlıyım. Nasıl olur dedi, insanlar normalde bunu söylemez. Ben dedim ki zaten Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u tutmayan adam bu işi yapmaz. Bu işi yapmaları için bir takım tutmaları lazım. Yani sağa, sola, tali yollara falan girmedim. Şimdi, her zaman da gurur duydum. Beşiktaşlı olmaktan her zaman da gurur duydum. Şimdi lütfen bu mikrofonları çıkarmışım gibi düşünün. Ben çok koyu bir Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Beşiktaş için okul kırdım. Beşiktaş için vapura binip Fenerbahçe maçına gittim. Yıllar önce Tanju'nun elle alıp Kenan Evren Lisesi'nin olduğu bölge var ya, o kaleye. Orada Beşiktaş grubunun içerisinde ben de vardım. Çıkan olayların içerisinde ben de ezildim. O vapura dönüp Karaköy Sirkeci iskelesine ben de döndüm. Vapurdan atılanlar vardı. Bir. İki. Feriköy'de mezarlamak ve mezarlıkta, Feriköy mezarlığında sabahlamak ne demek acaba diye şu anda bilmeyen Beşiktaşlar vardır bana sallayan. Ama Feriköy mezarlığında sabahlamanın ne demek olduğunu içimizde şu anda sadece en iyi bir kişi biliyor. Onu da konuşturmuyorum. Konuşursa çok şey anlatır. Hani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani kitap yazar, belgesel olur. Biliyorsunuz kim olduğunu. Ama geceden sabaha, sabahtan geceye ekmek, peynir, domatesle tribünde, sette bir sandviçi üçe bölmenin ne olduğunu ben bilirim. Üç, babamdan bir otobüs bileti aldım. Bir de ya simite param yetiyordu ya ayrana. Saat 4'te 4.30'da stada gidiyordum. Maç saat 7'de başlıyordu. Maça giriş param yoktu. Yeni açık tribünün orada abiler amcalar vardı. Şu andaki benim yaşım gibi. Koluna giriyordum. Amca param yok. Abi param yok. Beni stada sokar mısın? Maça sokar mısın? Bazen de cesaret toplayıp tribün liderlerinin yanına giderdim. İsim vermeyeceğim. O abilerimiz hala hayattalar. Hala Beşiktaş'talar. Hala abilerimiz. Hala canımız, ciğerimiz. Hala da hep arayıp sorarlar. Ben de onları arayıp sorarım. Hala da bugün bana canını sıkma koçum, senin ne kadar kartal yürekli olduğunu biz biliyoruz derler. Ve diyorlar. Ve dediler. Koluna girip, yeni açık tribüne girip çarşı tribününün gelmesini beklerdim. Boğazı beklerdim. O boğazdan geçen gemiler ve Beşiktaş'ın sahaya çıkışı, o konfetiler, Beşiktaş aşağıdan çıkıyordu bilmezsiniz. Bazılarınız, hani bana bugün sallayanlar var ya, Beşiktaş o sizin gördüğünüz numaralı tribünden değil, yerin altından çıkıyordu. Kartal yerin altından süzülüyordu. Kaç kere tribünden düştüm. Ben döner bıçağını sadece döner ekmek kesilirken görmedim. Döner ekmek için, ekmeğin arasına dönerin kesilmesi için bir araç olarak kullanıldığını görmek için görmedim. Hata mı? Hata. Büyük hata. Aman sakın. Ama bana burada tribüncülük oynayanlar, sakın tribüncülük oynamayın. Ben bu işi yapıyorken, yapmadan önce bir gün Beşiktaş Trabzonspor maçında, sene 1996, babama dedim ki Beşiktaş Trabzonspor maçı seyrediyoruz kapalının ortasında. Baba dedim, gün gelecek bir gün şuradan maç anlatacağım dedim. Karşı tarafı gösterdim. Ve hep Beşiktaş'ın maçlarını anlatacağım dedim. Ama tarafsız olacağım dedim. Babam da oğlum yapma dedi. Nasıl olur dedi ya. Sen ne anlatıyorsun dedi. Görürsün bak baba dedim. Bir sene sonra bir Türkiye-Finlandiya maçını anlattım. Türkiye-Finlandiya Ümit Milli maçını İnönü Stadında. Aşkımın evinde. Doğduğum evde. Ayrıca Deniz Müzesi'ni bilir misiniz? Kazan'ı bilir misiniz? Orada yol kesme olayları vardı böyle. Beşiktaşlı taraftarlar. Ben daha 14-15 yaşındayken o grupların arasındaydım. Beşiktaşlı'ya sesim, gırtlağım kopardı. Ve hep gözlerim dolar. Bakın. T ile başlayan bir dünyaca ünlü bir firmanın tişörtünü aldım. Biraz önce içeride arkadaşlarıma anlattım. Birkaç kişinin gözü doldu.
Beşiktaş-Rosenborg maçı vardı. Hakemin bizi katlettiği, bizi Beşiktaş'ı, sizi değil. Siz çünkü Beşiktaşlı değilsiniz. Bizi, Bülent'i. Estağfurullah. Bizi katlettiği bir maç vardı. O maçın sonunda hakem olmadık bir gol verdi, Beşiktaş'ımızı eledi. Meşaleler havada uçuşuyor, yanıyor, stat yanıyor. Bir sene boyunca biriktirip aldığım, alabildiğim... Ben çünkü benim babam çok durumu iyi olan bir adam değil. Bir sene boyunca paramı biriktirip gri siyah beyaz Beşiktaş gri forma giymeye başlamıştı. O tişörtler almıştım, meşale tişörtümü yaktı. Maçı kaybettik. Beşiktaş'a üzüldüm. Tişörtüm siyah beyazdı, yandı. Bir sene boyunca biriktirdiğim paraya üzüldüm. Paramı kaybettim, dönüş biletimi. Kaçak belediye otobüsüne bindim. Sirkeci'ye kadar gittim. Sirkeci'den trene bindim kaçak. Oradan da minibüsçü bir abiden rica ettim. Param yok, beni Avcılar'da indirir misin dedim. Aç karnına. Aç karnına. Yani siz daha şortla gezerken bu kardeşiniz, bazılarına söylüyorum, tribünlerde gırtlağını kibarca sesini yırtıyordu. Tamam. Ben tribünden ambulans diye bağırırlar ya. O bağırılanlardan biriyim. Bağırılanlardan biriyim. 4-3 Beşiktaş Galatasaray'ı yendiğinde 4. golde arkadan birisi kafa attı bana gol sevincinde. Ambulansa aldılar beni, gözümü açtım. Beşiktaş yendi mi dedim. Bir sürü şahit var. Avcılar'da sevgili Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Ben Avcılar'dan giderdim maçlara. Ben Avcılar çocuğuyum. Ben gerektiği yerde sokak çocuğu olmasını çok iyi biliyorum ama salon beyefendisi olmasını da biliyorum. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Benim Beşiktaşlılığımı kimse yargılayamaz. Hiç kimseye düşmez. Neymiş, ben Beşiktaş'a zarar veriyormuşum. Gelelim yakın zamana. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Şenol Güneş'te Monaco Beşiktaş maçı için sevgili Sinan Engin'den, Sinan abiden dedim ki Monaco'ya gitmek istiyorum Beşiktaş'ın maçına Sinan abi dedim. Eşimle beraber dedim, değerli eşimle beraber maça gitmek istiyorum dedim. Arayalım dedi Beşiktaş yönetiminden, rica edelim dedi. Güzel bir yerde seyret, madem kızımla gidiyorsun dedi. Kızım der eşime. Bugün bazıları şeyler yazmış, avukat burada. Gerekeni yapıyor zaten. Avukat Bişar Özbey. Evet. Ayrı. O ayrı. Kim ne yazdıysa hesabını adalet önünde verecek. Onu da söylüyorum. Monaco Beşiktaş maçı için bir yöneticiden, ismini vermeyeceğim. Konuşmadım, izin istemedim. Eğer bana şu anda yazarsa veririm ismini. Aradı dedi ki, Ertom'a dedi bir tane dedi Beşiktaş bileti ayarlar mısınız oradan dedi. Eşiyle geliyor, güzel bir yerden seyretsin dedi. Beni Etiler'e yemeğe çağırdı. O değerli yönetici. Bileti vereceğini zannettim. Gittim, bana sadece bilet değil. Dedi ki uçak bizim misafirimiz ol. Madem hanımefendi de geliyor dedi. Misafirimiz ol. Hem uçak biletini hem de dedi otel rezervasyonunu biz yapalım Beşiktaş olarak. Dedim ki hayır. Ben sizden sadece maçı güzel bir yerde seyretmek için yer rica ediyorum. Çünkü dedim yarın bir gün ben sizi eleştiremem. Ya da sizi övemem. Eğer o otelde parasız kalırsam, uçağa sizin sayenizde binersem, bedava gelirse bu işler olmaz dedim. Elimi sıktı, öptü. Senin gibi çok az adam var bu camiada dedi. Fikret Orman, Sayın Fikret Orman babamın oğlu değil. Sayın Ahmet Nur Çebi babamın oğlu değil. Benim Beşiktaş'ımın çok kıymetli, değerli başkanları. Benim için ikisi de çok değerli, ikisi de çok kıymetli. Dün akşam saatlerinde beni Sayın Fikret Orman aradı. O aradı değil mi? Evet. Fikret Orman aradı, evet. Direkt olarak Sayın Fikret Orman aradı. Dedi ki Ertemciğim dedi. Lütfen bir çağrıda bulunmak istiyorum dedi. Yayınına geleyim dedi. Sayın Ahmet Nurçebi de gelsin dedi. Beraber dedi. Oturalım, konuşalım. Beşiktaşlara seslenelim dedi. Ben de dedim ki tabii ki Sayın Başkan dedim. Söylerim bunu dedim. Ben gazeteciyim. Ben televizyoncuyum. Ben herhangi bir kulübün ne basın sözcüsüyüm, ne iletişim komitesi başkanıyım, ne yöneticisiyim. Kalkıp da hiçbir başkanı arayamam. Başkanım biraz önce Sayın Fikret Orman aradı da akşam bunun anonsunu yapacağım haberiniz olsun diye. Ama usul buymuş. Öyle yapılması gerekiyormuş. Saygı duyuyorum. Hataysa hata.
Hata değil. Bak Bülent, yani hata değil. Yani bilmemek. Bak Bülent, şey, hata evet. değil. Ben bugün de olsun. Ya daha bir ay önce Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'a seslendiğinde ne dedi Kemre? Evet. Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım, açık çağrımızdır. Sevgili Can Gebetaş, açık çağrımızdır buradan dedik. İki kıymetli başkanı da yayınımıza davet ediyoruz dedik. Sayın Burak Elmas, Sayın Metin Öztürk, Sayın Mustafa Cengiz, yayınımız size açıktır dedim biter çünkü hep bir tanesiyle konuşuyorum. Yayına çıkması için kendileri arıyor, işte birileriyle aratıyor. Eskilerden bahsediyorum, Galatasaray Fenerbahçe ile ilgili. Trabzonspor'da da yaşadım bunu eski kanalımda. Dediler ki bizi karşı karşıya getirebilirsin, konuşturabilirsin yayınımıza. Ben gazeteci olarak, televizyoncu olarak kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bugün akşam saatlerinde birisi bir düğmeye basmış. Abi Türkiye'de o kadar gündem var, o kadar sıkıntı var, o kadar ben neyim, ben kimim ya? Ben Beşiktaş'ın üzerine nasıl çıkabilirim? Beşiktaş'a zarar vermek için Ertem Şener planlar yapıyor diyor. Bir bakın. Şey, bir şey söyleyeyim mi? Bu eğer ben bu kadar gerizekalı gündem yapan bir şey görmedim. Beşiktaş'a bak büyük ben size bir şey söyleyeyim mi? Elimde bir güç olsa ben Aziz Yıldırım gibi çok netim bakın. Hiç kimsenin adını söylemiyorum. Ben Aziz Yıldırım gibi çok netim. Eğer elimde olsa öyle sihirli bir güç. Ben iki tane koyu Beşiktaşlı kara kartal olan oğullarımın her sene yüzünün gülmesi için Beşiktaş'ın şampiyon olması için her şeyi yaparım. Niye Galatasaraylı olsun? Niye Galatasaray şampiyon olsun? Niye Fenerbahçe olsun? Niye Trabzon olsun? Hani anladığınız dilden konuşuyorum. Evlatlarımız kıymetimiz. Evladım kıymetli benim. Onların yüzü gülsün. Benim evladım hep böyle şampiyon Beşiktaş diye bağırsın. Ben kimsenin adamı olmadım bu ana kadar. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bana kimsenin patronumdan başka boğazımdan delikli kuruşu geçmez geçemez. Eğer ben Fikret Orman'ın adamıysam ya da Ahmet Nur Çebi'nin adamıysam dünyanın en namussuz, en şerefsiz, en haysiyetsiz insanıyım. Ama bunu kanıtlamazsanız bu sizsiniz. Twitter'da yazanlar için söylüyorum. Benim Beşiktaşlılığımı ölçecek kadar Beşiktaşlı değilsiniz. Daha siz altınızda bezle gezerken ben her yerinden öpüyorum Rüştü diye şöyle interkom masasına çıkıp Manchester'da her yerinden öpüyorum Rüştü diye bağırıyordum. Liverpool'dan 8 yediğimiz senenin ertesi senesi mi ondan sonraki senemine Manchester'la oynadık. Sokakta Manchester'lılar bana bunu yaparken ben onlara onların anladığı dilden bir işaret yapıyordum. Anladınız mı? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şimdi beni Beşiktaş taraftarının önüne atmaya çalışıyorsunuz ya. Yüreğiniz yetmez. Ben buradan Sayın Başkanım Ahmet Nur Çebi'ye sesleniyorum. Kulübünüzün belli çerçeveler içerisinde bazı sistemleri varmış. Aramamız gerekiyormuş. Doğrudur. Saygı duyuyorum. Tabii ki ararız. Tabii ki saygı duyarız. Benim Sayın Ahmet Nur Çebi'yle hiçbir sıkıntım yok. Olmaz da. Ben Sayın Ahmet Nur Çebi'ye eski bir yorumcum sıkıntılı bir söz söylediği için ertesi gün özür dilettim yayında. Özür dilettim. Özür dilettim. Ben yaptım. Ben de vardım o yayında. Ben özür dilettim. Sabahtan akşama kadar rica ettim. Ve benim olduğum programlarda Beşiktaş hiçbir zaman 3. sayfada olmaz. Benim olduğum programlarda Beşiktaş hiçbir zaman 2. sayfada da olmaz. Geri geldiğinde hiç konuşulmaz. Ama yeri geldiğinde konuşulursa da çok konuşulur. Dün Oğuz abiye tek kelime konuşturmadık. Niye? Adamcağız burada hepimizden büyük. Galatasaray'la ilgili konuşmak istiyor. Hop Oğuz abi diyoruz. Ayıp ettim mi? Etmiş olabilirim. Hep Beşiktaş konuştuk. Beşiktaş'ın yıldızlarını konuştuk. Sadece Beşiktaş mı yıldız getiriyor? Belki Morutan daha büyük yıldız. Belki Fenerbahçeli futbolcu daha çok yıldız. Emre sürekli resim çizdi dün. Çocuk kık demedi. Sayın Ahmet Nur Çebi, Sayın Fikret Orman. Bir kez daha tekrar ediyorum Sayın Başkanım. Müsaadeniz olursa TV 100 kanalı Var Odası programımız hem Sayın Başkan Fikret Orman'a eski başkana hem Sayın Ahmet Nur Çebi'ye sonuna kadar açıktır. Yok dersiniz, evet dersiniz. Siz bilirsiniz. Ama ben kişiliğimden ödün vermem. Ben gazetecilik ve televizyonculuk refleksiyle hareket eden bir insanım. Ben hayatımda kimsenin adamı olmadım. Beşiktaşlığından en tepedeki adamın bile adamı olmadım. En aşağıdaki adamın bile adamı olmadım. Ama saygı duydum en tepedekine. Devletime, bayrağıma her zaman saygı duydum.
Beşiktaş kulüp başkanı benim düşmanım da olsa, diyelim ki benim düşmanım Deniz Ateş Bitlen, saygı duyarım. Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Burak Elmas, Sayın Dursun Özbek, Sayın Mustafa Cengiz, Sayın rahmetli Özen Can Aydın, yemediğim fırçalar kalmadı. Eleştiriler kalmadı ama hep böyle hiç saygımdan ödün vermedim. Sayın Ahmet Ağaoğlu. Ya. Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim? Şimdi birkaç şey söyleyeceğim de kendimi öyle zor tutuyorum ki. Şu an bir şey söyleyeyim size. Şu an sete çıktım. Bu dilin ne demek olduğunu burada tek bir kişi biliyor. Şu an sete çıktım ve setten iniyorum aşağıya. Stadı terk ediyorum şu anda. Şu an diyordum ya mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım diye. Bundan sonra kendinize bir tane Beşiktaş'ı savunan bir spiker bulun. Hadi bakalım. Bundan sonra tek mikrofon. Bu Beşiktaş mikrofonuydu. Tamam. Oldu mu? Şimdi diyorum ki bana göre Türkiye'nin en başarılı başkanı, en başarısız başkanı, en iyi kalecisi, en kötü kalecisi. Başlayalım mı? Size bir şey söyleyeyim. Benim öyle bir patronum var ki kimseyi dinlemez ha. Bizim parayla pulla işimiz yok. Beni öyle sakın patronla falan da tehdit etmeyin. Bu arada ben ekmek, peynir, domates, zeytinle de doyan bir adamım. Biz yokluktan geldik. Yoklukla da ölürüz. Bravo Ertem. Herkes önüne baksın. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Benim adım Ertem Şener arkadaşlar. En son bir şey söyleyeceğim. Benim oğlum, büyük oğlum Ömer 2 yaşındaydı. Hakan Gündoğar hayatta. Tribünden aldı. Eline Beşiktaş bayrağı verdiler. Çarşı bir beste. Bestesi var. 2 yaşındaki oğlum Beşiktaş bayrağıyla koşarken çarşının bir bestesi var. Söylemiyorum o besteyi. Gelin çocuklar dedi. Ömer'e söyledi. Ömer elinde Beşiktaş bayrağıyla bütün tribünleri selamladı. Benim oğlum. Ertem Şener'in oğlunun ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama ben oğlumu tribünlere soktum 2 yaşındayken. Tamam. Benim için konu burada kapanmıştır. İster Sayın Ahmet Durçebi, ister Sayın Fikret Orman, ister bana kırılın, ister üzülün. Ben kimseyi eleştirmedim. Ben kimseye bel altı vurmadım. Ha, ben Ahmet Durçebi'yi de, Sayın Ahmet Durçebi'yi de eleştirebilirim. Sayın Ali Koç'u da eleştirebilirim. Sayın Burak Elmas'ı da eleştirebilirim. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu da eleştirebilirim. Sayın Fatih Terim'i de eleştirebilirim. Sayın Sergen Yalçın'ı da eleştirebilirim. Sayın Vitor Pereira'yı da eleştirebilirim. Abdullah Avcı'yı da, Sayın Abdullah Avcı'yı da eleştirebilirim. Benim dilime pelesenk kuramazsınız. Geçen hafta da söylemiştim. Uğur Mumcu'nun bir sözü var. Allah rahmet eylesin. Korkaklar 1000 kez ölür, cesurlar 1 kez ölür. Ben 1 kez öleceğimi biliyorum. Tamam? Beni kimseyle karıştırmayın. Evet, ben müsaade alabilir miyim? Şimdi teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, mesela Beşiktaş yönetimine seslenmiyor arkadaşlar. Evet, onu düzeltelim. Benim Beşiktaş yönetimiyle hiçbir derdim yok. Sayın Ahmet Durçebi'yle ve yönetimiyle hiçbir derdim yok. Allah var. Adamlar tek kelime etmediler.